Manşete hoş geldiniz. Bugün isterseniz bir fikri takiple başlayalım. Dünkü önermemiz, dünkü yayında konumuz eğer denge denetim ortadan kalkarsa, kurallar ortadan kalkarsa, kurallar uygulanmazsa, hesap verilebilirlik olmazsa, bir vurdum duymazlık, bir başı bozukluk söz konusuysa, ekonomi krize girmişse, bir buhran söz konusuysa ve gene milletin, halkın pek çok dertleri, değişik psikolojik tezahürler altında ne bileyim sosyolojik tezahür tezahürlerle işte kendini gösteriyorsa neyse orada her şey olur. Kazalar olur, insanlar ölmeye başlar ve pek çok e, silsile halinde domino taşı etkisiyle birbiri üstüne sistemin ve sistemin unsurlarını, sistemdeki araçların devrildiğini görürsünüz. Hafta sonu yaşanan kaza da bu Silsilenin bir parçasıydı. O tek başına insan kusuruyla, tek başına oradaki birkaç yetkilinin kusuruyla veya tek başına orada trafik kazasına yardıma giden e, insanların motivasyonuyla vesaire e, açıklanacak bir şey değil. Hata bir yerde değil. Hata genel olarak sistemde. Şimdi ona bakarak başlayalım. Hürriyet'in iç sayfasından bir haber: e, Kaplama lastik bakımsız balata sonuç facia. Evet ama yani o lastik kaplama olmayacak, o balata bakımsız olmayacak, kontrol edilecek. Yine Türkiye'deki ağır ticari araç yaş ortalaması 17'ymiş. Sıkı durun. 2000'den önce üretilen ağır ticari araç sayısı yani yaşı 23 ve yukarı. Ağır ticari araç sayısı %59. Bir başka ifadeyle. Türkiye karayollarındaki her 10 ağır taşıttan ağır araçtan 6'sı yaklaşık olarak söylüyorum. Her 10 araçtan altısı kamyon tır vesaire çekici 2000'den önce üretilmiş yani 23 yaş ve üstü. Yine yollardaki kamyonet, otobüs, kamyon vesaire tır sayısı bir buçuk milyon. Bu bir buçuk milyonun yüzde hesap edin ve bunların hepsinin potansiyel birer risk olduğunu görürsünüz. O arada okur yorumlarına bakıyorum. Hepsini okuyorum. Lütfen siz yazmaya devam edin. Kayda değer olan yorumları da buraya taşıyacağım. Kimini ekrana getireceğim. Kimini de yorumlayacağım veya cevap vereceğim. Metin Acar bir yorum bırakmış YouTube sayfamıza tır araçlarındaki fren sistemleri tamamen havayla çalıştıkları için havanın her an boşalabileceği hesap edilerek kendini otomatik olarak kilitleyecek bir mekanizmaya sahiptir diyor. Hava boşalırsa fren kendiliğinden kilitlenir. Frenin tek tutmama hali ise uzun bir süre inilen rampalarda frenlere aşırı yük bindirip balataların kızdırılmasıyla fren yeteneğini kaybetmesiyle gerçekleşir ve şoför hatasıdır demiş. Bu da bir yorum dikkate alıyoruz elbette. Fakat şu özellikle siyasetin ve devletin olaya bakışı açısından son derece trajik. Milliyetçi Hareket Partisi 30'un üzerinde insan ölmesine rağmen bir taziye mesajı yayınlıyor ve taziye mesajı o 30 küsür ölen insan içerisinde şehit polis memuru Yahya Ergin için. Emrah Gülsunar diyor ki, MHP Türkiye'de her şeyden önce güvenlik bürokrasisinin partisidir. O yüzden 19 kişi daha hayatını kaybetmiş olmasına rağmen polis için özel taziye yayınlamakta tereddüt etmez. Hele ki diğer hayatını kaybedenler kürtsediyor. 19 değil iki ayrı yerdeki trafik kazasında birinde 19 elbette diğeriyle beraber 34 ya da 35 kişi hayatını kaybetti hafta sonu. Bir başka hikaye bağlantılı. Alkollüyken ölümlü trafik kazasına karışan Batman Gercüş kay kaymakamı tahliye olmuş efendim. Server Sinanoğlu. Onun kullandığı cip 15 Temmuz'da Batman Diyarbakır Karayolu'nda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çeli'ye çarpıyor, yaralanan çocuk kaldırıldı hastanede kurtarılamıyor. Sinanoğlu tutukluyken Erdoğan tarafından 15 Ağustos'ta yani geçen hafta Çorum Valiliği hukuk müşavirliğine atanıyor. Alkollü araç kurulanırken Taksirle birinin ölümüne sebebiyet verme diye geçiyor ceza kanununda. Alkollü araç kullanırken birini öldürüyor ve içeride tutukluyken 15 Ağustos'ta Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanıyor. Sonra da şimdi tahliye oluyor. Sisteme bakar mısınız? Sistem her tarafından çürümüş durumda. Araçla birinin ölümüne sebebiyet vermek, hele alkollü araç kullanırken birinin ölümüne sebebiyet vermek burada içeriye sizi atıyorlar yıllarca çıkamıyorsunuz. Mahkeme mahkeme sürünüyorsunuz. Alkollü araç kullanırken birinin ölümüne sebebiyet vermek burada taksirle değil daha ağır bir biçimde cezalandırma nedeni. Çünkü siz alkollü olarak araç şoför mahaline geçtiğinizde ve trafiğe katıldığınızda potansiyel bir katil oluyorsunuz. Ve orada o andan sonra yaptığınız her işlem veya yaptığınız her hareket bir kaza veya işte dikkatsizlikle sonuçlanmış bir olay olarak falan değerlendirilmiyor. Türkiye. O arada Arzu Yıldız güzel hatırlatmış Türkiye demişken fikri takip fikir takibe dikkat ediyorum ben ama biz bile yer yer unutuyoruz. Türkiye zaten hiç üzerinde durmuyor. Fakat Arzu Yıldız'ın dikkat çektiği şey şu. İnan Kıraç'ın nerede olduğu hakkında çıkan haberler ve paylaşımlarla ilgili neden sessiz kaldığı gibi birçok şey sanırım haber değeri taşımıyor diyor. Şimdi hakkında onca iddia ortaya atıldı. Ta geriye doğru 20-30 yıllık iddialar. E, Levent Göktaş'la ilişkisi sorgulandı. Levent Göktaş'ın en son Kıraça Holding'de görüntülendiği, oraya girip çıktığı filan hatta belgelendi. Kamera kayıtlarıyla falan olduğu söylendi. Aralarındaki ilişki işte Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi, ticari ilişki vesaire hiçbiri hakkında İran Kıraç tek kelime ne o ne de holdingi bir açıklama yapmadı. Şimdi sorayım moda tabirle böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de oluyor işte. Herhangi biri hakkında bu iddialar gündeme getirilecek ve o kişi sessiz kalacak veya diyelim ki adli makamlarda mahkemede falan hakkını aramayacak veya işte bana iftira atıldı deyip işte ilgili kişiler hakkında suç duyurusu bulunmayacak. İnan Kıraç tam bir suskunluk hali. Onca iddiaya rağmen haftalar sonra son derece enteresan. Dönelim ekonomiye. Erdoğan işte kabine toplantısından sonra konuşurken bütün dünya enflasyon ve işsizlikle boğuşuyor. Türkiye ise istihdam ve ihracatla bu iki beladan kurtulmayı başarmıştır demiş. Şimdi bu gerçekten tıbbın alanına giriyor. Fakat şu bütün milleti ilgilendiriyor. Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Batarsa hepimiz boğulacağız diyor. Burada ağır bir tehdit var anlayana, anlayabilene. 400'ü verin bu iş huzur içinde çözülsün demişti parlamento seçimlerinde. Sene 2014-2015. Aradan 7 sene 8 sene geçti. Gene benzer bir tehdit savruldu sarayda yüksek kademeden. Onun için yazdım hepimiz boğuluruz tehdidi diye KJ'ye. Bunlar dikkate alınması gereken şeyler. Said Sefa diyor ki işte millete TL ile iş yapın çağrısı yapıyor. Neredeyse tüm şirketleri yurt dışında dolarla iş yapıyor ve torunlarını bile Amerika'ya okumaya gönderirken millete çocuklarınızı imam hatiplere gönderin diyorlar. Münafıklık dile gelse bu arsızlık beni bile aşar der diyor. Öyle değil mi yani? Reuters'ın haberine göre Türkiye Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatını bu yıl ikiye katlamış. Geçen yılın aynı dönemine göre. Burada da bir tuhaflık yok mu? Evet burada da bir tuhaflık var. Türkiye belli yerden aldığı petrolü azaltıp Rus petrolüne ağırlık vermiş. Ve önceki yayınlarda hatırlayın özellikle Avrupa Birliği çevrelerinin... E, ...Türkiye'nin bırak yaptırımlara girmeyi, Rusya ile ticaretini sürtürmesi... ...hatta artırarak devam ettirmesi karşısında kaygısını, endişesini ifade etmişti. O arada... Tayyip Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad'la barışma hazırlığında biz Esad'ı yenmek Esed diyor hala biz Esed'i yenmek yenmemek gibi bir derdimiz yok ki vesaire. Daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor işte o adımlar geliyor bunu geçen hafta Soçi'den dönüşünde söylemişti galiba. İran haber ajansı Tasnim Erdoğan'la Esad'ın Özbekistan'da yapılacak Şangay Beşlisi oturumunda bir araya gelebileceğini öne sürdü diyor. Şangay Beşlisi oturumu zirvesi daha doğrusu Özbekistan'da yapılacak. Oraya Putin Erdoğan'la birlikte Esad'ı da davet etti. Bir üçlü görüşme mi olur, ikili görüşme mi olur? Toplantıda aynı çatı altında bir buluşma ne olur bilmiyoruz. Göreceğiz ne zaman? 15-16 Eylül'de. Çok fazla vakit kalmadı öyle görülüyor ama... Birilerinin başı yandı tabii. Onlardan biri de Hüsnü Mahalli. Diyor ki bu fotoğraf 14 yıl önce 5 Ağustos 2008'de Bodrum Havaalanı'nda çekilmişti. Gördüğünüz kel kafa benim. Hemen merkezde arkada Esma Esad'ın siyah gözlüklü Beşar Esad'ın eşi. Onun arkasında görülüyor Hüsnü Mahalli. Tanırsınız zaten. Ben değişmedim ama birileri döne döne bir hal oldu. Ben şimdi de Bodrum'dayım. Bari gelseler de karşılasam aynı ekibi ruh hastası yandaş medya ve troller. Sözüm size demiş Hüsnü Mahalli. Tabi tam da bu noktada Erdoğan'ın AKP kuruluşundan itibaren yol arkadaşı, bakanlık verdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı verdiği, Yüksek İstişare Kurulu üyeliği verdiği en son Cemil Çiçek enteresan bir laf ediyor. Ahmet Taş getirene Karar Gazetesi'nden hafta sonu. Siyasette diyor adama kirlettiği testiden su içirirler. Bu içeride de olur ama dış politikada daha çok olur. Dış politikadan kastı işte Suriye politikası, Mısır politikası son altında sıralamış hepsini buraya yazmadım. Ahmet Taşketre'nin Karardaki gazetesinde var, köşesinde var 21 Ağustos tarihli yanılmıyorsam. Bütün komşularıyla Türkiye'nin dış politikada geldiği nokta, Erdoğan'ın getirdiği noktayı kastediyor. Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler. Esasen diyor Ahmet Taşkıdren bu laf daha ağır da diyor Yozgat'ta veya işte Maraş'ta neresiyse Cemil Çiçek'in memleketi Yozgat. Bu lafın orijinali şu esasen. Yani işediği sahandan su içirirler ya da işediği testiden içirirler manasına geliyor şimdi bunu tükürdüğünü yalamak falan gibi yorumlayanlar olmuş tükürdüğünü yalamak bunun yanında çok hafif kalıyor yani o idrarını yapma meselesinin ve idrarını içirmek meselesinin kişiye e, meselesi tükürdüğünü yalamaktan daha ağır bir ifade onu Cemil Çiçek yumuşatmış siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler diyor şimdi Cemil Çiçek Yüksek İstişare Kurulu üyesi dedim e, Yüksek İstişare Kurulu uzun aralarla toplanıyor. Sonuncusu 11 Ağustos yani bundan 12 gün önce sarayda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu bu senenin ilk toplantısıydı. Yani 8 aydır toplanmamıştı. Bu toplantıda Cemil Çiçek yoktu. Yani bu toplantıda Mehmet Ali Şahin vardı. İsmail Kahraman galiba. Köksal Toptan'ı görüyorum. Diğerleri de sarayın ekibi. işte MİT Müsteşarı falan da var. Bu toplantılara düzenli katılıyor. 11 Ağustos 2002 tarihli Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Cemil Çiçek yoktu. Ama Cemil Çiçek 2 Aralık 2021 toplantısında. Yani bundan bir önceki toplantıda vardı. Zaten 2 Aralık'tan 11 Ağustos'a kadar da 8-9 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu toplanmadı. Burada Cemil Çiçek hemen fotoğrafta sol tarafta Erdoğan'ın sağında görülüyor. Ama 11 Ağustos'ta yapılan toplantıda yoktu. Bunu da enteresan bir not olarak düşelim mazeret mi bildirdi, kuruldan ayrıldı mı bilmiyoruz. Zaten senede birkaç kere toplanan 8 aydır da toplanmamış bir topla kurul toplantısına saraya neden gitmez ya da nasıl bir mazeret bildirir bilmiyoruz. Mutlaka vardır bir mazereti. Bir önceki yayında e, konu etmiştik. Geniş olarak anlatmıştım. Sermaye transferi nereye yapılıyor? Profesör Doktor Mete Gündoğan Yeni Asya'da sormuş. Bu pek çok gazetede e, Soran sorgulayan gazetelerin ekonomi sayfalarında sıkça dönüyor artık. Ee, bunun için dünkü yayında da bahsetmiştim bir ekonomi bilgisine gerek yok. Ee, dediğim gibi Türkiye'deki hukuki yargı işlemlerini hukuki mütalaa ile ele alamazsınız. Ekonomide yaşananları da iktisadın temel kurallarıyla açıklamak, anlamlandırmaya çalışmak mümkün değil. Tıpkı dış politikada uluslararası ilişkiler dinamiği açısından konuları ele almak gibi. Şimdi burada e, Merkez Bankası faiz indirerek esersem bir anlamda bir anlamda bankaları rahatlattı. Yani bankalar düşük faizle hazineden eee hazineye borçlanıyor ve onu yüksek faizle 30 35 40'la tüketiciye veya işte sanayiciye filan satıyor, veriyor. Neyse. Kredi kullandırıyor. Ve aradaki farkı da indiriyor. Aradaki fark da bankaların kârı olarak kayda geçiyor. Tabi bankaların kârı, kamu bankaları falan dediğinizde bunların mühim bir bölümünün varlık fonunun birer unsuru olduğunu da hesaba katın. Varlık fonunun başkanı kim? Erdoğan. Yani zincirleme bir zincir var burada ve sermaye transferi nereye yapılıyor diye artık sorular artıyor. Cevabı bulunmalı. Cevabı belli esasen un fiyatı sabitlendiyse ekmek zamları niye bitmiyor? Niye bitmiyor? Çünkü mesele un fiyatını sabitlemekle bitmiyor. Onun dışında pek çok unsur var ki o ekmeğin fiyatını artırıyor. Kiralar var, enerji var, yakıt var, şu var, bu var yani. İşçiler zam bekliyor, neyse. Dolayısıyla sadece temel ham madde olarak unun fiyatını sabitlemekle men fiyatını sabitleyeceğini düşünen serbest piyasadan veya normal piyasa ekonomisinden hiç anlamıyor demektir yani. BİM de enteresan, BİM e, Türkiye'nin ucuz marketler zinciri, hani Migros, Carrefour vesaire gibi marketlerden daha ucuz segmentte orta direk için ya da işte daha aşağıda dar gelirli kesim için e, açılmış marketler zinciri, BİM gibi gene böyle hani üç haneli veya üç harfli marketler zinciri birkaç tane daha olduğu söyleniyor ama bilmiyorum. Ben İstanbul'da yaşarken BİM vardı. Hatta bizim sitede sadece BİM vardı yanılmıyorsam oraya giderdik yani başka çare yoktu çünkü. Migros'a veya başka bir yere gitmek için arabanızı atlamanız gerekiyordu neyse. BİM'in CFO'su yani finans işlerinin başındaki Haluk Dortluoğlu Bloomberg HT'ye yani Habertürk'ün ekonomik kanalına 12 aylık enflasyonumuz %110 demiş. Yahu TÜİK %80 açıklarken sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Bir de ucuz marketler zinciri bu yani düşünün. Yani orta derece, yüksek derece, lüks, segment filan bunlardan bahsetmiyorum. Dar gelirliği için açılmış, hedef kitlesi o olan, yoksul kesim olan, parası az olan, ekonomisine, iktisadına dikkat eden, mutfağına, işte harcamasına dikkat eden, cebindeki paraya dikkat eden insanlarla ilgili olarak yani hedef kitlesi bu. Bu insanlara hizmet veren marketler zinciri enflasyonunun 12 aylık enflasyonunun yani yıllık enflasyonun %110 olduğunu söylüyor. Ona, ona rağmen Ankara'nın TÜİK'i hala %80'de ısrar ediyor. Karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. Bu Ömer Alakşener'in paylaştığı son video gerçekten son derece etkileyici. Gençlerle buluşmuş üniversite gençliğiyle. E, ve orada bu gencin e, önüme bakmak için kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor e, sözleri yürek burkuyor. Zaten bunu söyledikten sonra da noktayı Meral Akşener koyuyor. Tweet bu kadar diyerek birlikte izleyelim mi? Oğlum yani şöyle ya Biraz zorlanıyorum açıkçası ben oda arkadaşlarımla yani yurtta kalıyorum KYK'da. Oda arkadaşlarım şöyle bir olay dönmüştü. İstanbul'da kar yağdığı zaman oda arkadaşım çıkıp top oh, bir hafta dışarı çıkıp para harcamayacağız. Cebimizde kalacak gibi bir cümle kullandı yani. Bu çok işler arası Hani ben e, aynı zamanda birçok sanat dalıyla ilgileniyorum. Hani ben buna dair üretimler yapmak için aslında bir sene öncesinden İstanbul'a gelip buradan hem çalışıp hem de çıkma gibi bir düşüncem vardı. Ve bir anda dolar onun üzerine çıkınca hani böyle bir şeye yeltenemedim açıkçası. Yapamadık yani bir yıldır. E, ben Hani şu dönemde politikayla ilgileniyorsam eğer, buna dair bir şeyler yapıyorsam, yapmaya çalışıyorsam, hatta yaptığım için, e, bu beni belli başlı streslere sokuyor. Hani üzerinde çok büyük büyük varmış gibi hissediyorum. Hani her yerde konudan ulaşıp hani bizim kendi, e, hani dediniz ya 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben e, önüme bakmak için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. Yani bu çok kötü bir durum. Bunun da bence konuşulması gerekiyor. Tweet bu kadar. Evet <laughs> bu kadar. Tweet bu kadar deyip Akşener paylaşmış. Ben de onun hesabından aldım ve getirdim bu videoyu. O arada Türk siyasetine bir nazar atalım. Bekir Ağardır T24 YouTube kanalında Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplarken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Aday adayı listesinde yok göründüğünü söylüyor Altılı Masa'da. CHP ile ilişkilerine baktığımızda bir karar verilmiş görünüyor diyor ki programı seyrettim orada da Bekir ağırdır Usta kamuoyu araştırmacısı Konda Altılı Masa'dan çıkacak ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yönünde de çokça işaret olduğunu belirtiyor. Orada Altılı Masa kulisini BBC Türkçe'den paylaşalım. Altılı Masa'da ne döndüğüne dair üst düzey bir kaynak BBC Türkçe'ye konuşmuş ve diyor ki başından beri Altılı Masa'nın 3 tane hedefi var. Ortak aday çıkarmak, bu yok henüz. Tem geçiş sürecini birlikte planlamak, bu da yok. Birlikte yönetmek, anayasa değişikliğini sağlayacak kadar milletvekili çıkarmak. İşte bu yönde çalışmalar yapıyorlar ama gerçekten somut bir ilerleme yok. Toplantıda asıl konuşulan şey geçiş sürecinin planlaması. Daha çok buna zaman ayrıldı. İşte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek şu anki ucube sistemden. Devam. Burası önemli. En fazla milletvekilini çıkaracak seçim işbirliği formülü üzerinde çalışılıyor. Bu ikili, bu ikili üçlü ittifaklar olabileceği gibi tek bir ittifak da olabilir. Hala belli değil. Aday meselesi ise en son açıklanacak konu olur. O da belli değil. Geçiş süreci yıl sonuna kadar tamamlanır. Vaktimiz bol. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta 4 ayımız var diyor. Tabi bu arada Ekim ya da Kasım ayında bir baskın seçim olasılığını yok denecek kadar az görüyorlar. Onu da söylemiş açıklamalarda o var. Aday ismi ve ittifaklar ancak seçim sürecinde netleşir. Yani bir seçim kararı alınırsa. Seçim kararı alındığında zaten 2-3 ay içinde seçime gidiliyor. O arada her şeyi yapacaklar. Yılbaşından önce bu konularda netleşme olmaz. Yani diyor ki yılbaşına kadar altılı masadan hiçbir şey beklemeyin. BBC Türkçe'nin kulis haberi altılı masa toplantılarına vakıf Üç üst düzey bir yetkiliden alınan bilgi. Hangi partili olduğunu da bilmiyoruz. Durum buyken bu. O arada o şeye girmeyeceğim. Polemiğe girmeyeceğim. İşte Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında önce Ümit Özdağ gelmiş. Ardından Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun karşısına çıkanlar adeta onu dövmek için çıkmışlar. Saatler süren yayında eline mikrofonu geçiren saldırıyor. Yani sunucu da dahil. <laughs> Neyse. O, fakat enteresan bir durum var. Avukat Erdal Doğan'ın tweetinden öğreniyoruz. Hasan Atilla Uğur'un Uğur oğluymuş. Oğuzhan Uğur. Şimdi diyor daha anlaşılır oldu. iletişim ve anlamadan uzak o özel seyirciler. Şimdi diyor baba gelip evet Jitem vardı. Şuraya bağlıydı. Ödeneği şuradan karşılanıyordu. Yıllarca inkar edilenleri yaptı mı diyecek. Jitem. Oğuzhan Uğur babası Hasan Atilla Uğur'u konu kalıp Kızıltepe katliamı ve Jitem'i soracak. Diyor ki bu Kerem Altıparmak'ın tweetleri sonrasında ona cevaben söylüyor. Yani bir şekilde altta kalmamak için de. Peki kim Hasan Atilla Uğur? Burada Doğu Perinçek'le görüyorsunuz. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 92-96 yılları arasında 22 kişinin hukuk dışı infaz edilmesi ve zorla kaybedilmesiyle ilgili 4'ü asker 5'i köy korucusu 9 sanık hakkında Mardin'de düzenlenen Cumhuriyet Savcısı tarafından 20 Temmuz 2014 tarihli iddianame ile Suçlanan isim bir numaralı sanık dönemin Kızıltepe ilçe jandarma komutanı Hasan Atilla Uğur. O arada Mesut Yılmaz ki emniyet İstibaratın, emniyet istihbarat kökenli bir e, eski polis e, müdürü babasına sorması gereken sorular eksik diyor. Devamla darbe için oluşturulan Cumhuriyet çalışma grubunu sorsun. Başbakan dahil dinledikleri ve Perinçek'e ulaştırdıkları tapeleri sorsun. JKK merkezinde darbe için medyayı dizayn ettikleri Kara Mehmet Balbay görüşmesi gibi onlarca görüşmeyi sorsun diyor. Enteresan. O tarafta da yani diğer tarafta da Erdoğan karşıtı gibi görünen mahallede acayip işler oluyor. Bir tanesi de şu Marlin Leyla paylaşmış. İki yılı aşkın süredir sosyal medya editörlüğü yaptığım Artı TV'den gerekçe gösterilmeden ekipçe bir günde çıkarıldık. Merhabamızı almaktan yoksun yüzümüze bakmayacak kadar kibirli yeni yönetim durumu deklare etmeye tenezzül dahi etmedi. Eleştirdikleriniz kendinizsiniz yazık. Muhalif ya da muhalif görünümlü medyada da durumlar bu. Ee, nereden baksan bir skandal, nereden baksan bir hayal kırıklığı. Bir fikri takip onunla bitirelim. Dün Tanju Özcan'dan bahsederken hani şoförünü genel müdür yapmış ya belediyede bir yere bilmiyorum ihraç edildi mi ediliyor mu nedir durumu falan diye e, gerçekten bilmiyordum. Ortaya bir şey bırakmıştım. Sonra baktım. E, Merse e, dün yani 22 Ağustos'ta tam da yayını yaptığımız gün Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanacakmış durumu. İhraç sistemi işte partiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar nedeniyle filan falan CHP Disiplin Kurulu'na verilmişti. Ve 22 Ağustos'taki Oturumda da bu konuda bir karar verilecekti. Görülüyor ki ertelenmiş bu efendim. Ne zamana? 26 Eylül'e. Yani Tanju, Tanju Özcan'ın CHP'liliği halen devam ediyor. Evet. Hepimiz boğuluruz tehdidi dedik KJ'de. Esasen bir yönüyle de hepimiz boğuluyoruz bu gündem altında. İktidarıyla, muhalefetiyle, muhalifiyle, muhalifimsiyle. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.